Doktor bey, bu bebek yüzde kaç tutar? Ben pek istatistiklere inanmıyorum. Her hasta yolunu kendi çizer. Lafı gevelemeyin lütfen. Ben sizden şu anda net bir rakam duymak istiyorum. Biraz yaşınız var ama gayet sağlıklısınız. %60 diyelim. Siz beni pek anlamadınız galiba. Bakın, sizin ağzınızdan duymak istediğim tek bir rakam var. O da 100. Anlatabildim mi? %99 bile değil. %100. Tamam. Şimdi tekrar söyleyeyim başarı oranını. O zaman istediğiniz gibi olsun. %100 diyelim. Harika. Çünkü eğer bu masadan hamile kalkmazsam benden epeyce çekeceğiniz var. Başlayalım arkadaşlar. Bekle bakalım Melis. Evet. Her şey yolunda. Geçmiş olsun Kıvılcım Hanım. Birkaç gün sonra gebelik testi yapıp sonuçlara bakacağız. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Heyecanlı mısınız? Tutarsa ne isim koymayı düşünüyorsunuz? İsim mi? Evet. Hastalarımı önceden belirlerlerdi. Pardon da ben sizin askerlik arkadaşınız falan mıyım? Efendim? Hayır, yani bu ne samimiyet? Burada elinize düştük diye siz ne sanıyorsunuz ki kendinizi? Biraz fazla gergin değil misiniz sizce de? Biraz mı? Bakın ben şu anda aşırı gerginim. Bu benim için bir bebek falan değil, tamam mı? Yalnızca bir proje. Yani bir tür yatırım. Bir evlat falan değil. O yüzden de bir isim falan düşünmedim. Ama bir insan neden? Ya lütfen kafamı karıştırmayın. Bakın, benim şu anda başka şeylere konsantre olmam lazım. Ben ona bir şey falan hissedemem. O yüzden de ismi falan yok. Birkaç gün sonra testler için arayacağım sizi. Bu arada dua edin de tutmuş olsun.